Merhaba arkadaşlar, ben Sabri ve bugün bir iki ufak duyuru, bir konuşma vlogu tarzında bir şey yapacağım. Zaten uzun zamandır yoktum, bu da herhalde belki de göreceğiniz son video olabilir, bilmiyorum, bakacağız duruma göre. Ama ilk önce düzgün güzel haberlerle başlayayım. Eğer bilmeyeniniz varsa, ne bileyim, Facebook'tan ya da Twitter'dan ya da Facebook grubumuzdan falan takip etmeyen varsa, bu ay Ekim'de, Ekim sayısında Oyun Gezer'in incelemem bir yazım yayınlandı. Destiny Taking'e bir inceleme yazmıştım. Oyun Gezer'in Ekim sayısında yayınlandı. Alıp okuyabilirsiniz. E-dergi olarak Android telefonunuz, tabletiniz ya da iPhone'unuz ya da iPad'iniz ya da ne bileyim neyiniz varsa artık. Akıllı bir cihazınız varsa elektronik. Yani mutfak robotu sanmıyorum ama deneyin siz yine de. Ya da basılı olarak da alabilirsiniz isterseniz, o değişmez. Kafanıza göre takın. Onun dışında pek bir haber yok yani. Okul yüzünden İzmir'e taşınmak zorunda kaldım. Bu aralıkta, bilmiyorsanız yani. Aralık derken ay olarak değil, hani bu videoların olmadı. Neyse, anladınız. Yani bu sıra işte İzmir'e taşındım. İzmir'deki evimde sevgili müteahhitimizin evi yaparken telefon hattını çektirmemesinden dolayı internetim yok. Yani bu saatten sonra da taşınmak, internet yok diye çok saçma olacak. O yüzden yani internetim yoktu. Temmuz sonu, yok Ağustos sonu. Ağustos sonu, evet Ağustos sonunda taşındım. Yani internetim yok orada. Yani var da yok, şu an İstanbul'dayım zaten, var da yok hani. Yani bir Turkcell VIN aldım hani, en azından internete hani erişim olsun, ne bileyim maillerime falan bakayım falan filan için hani. Onun dışında adam akıllı bir ne yayın yapabilecek ne de video yükleyebilecek bir internetim yok. Ne zaman gelir en ufak bir fikrim de yok. Öyle yani, hani video neden gelmiyor diyorsanız bu, ama yani video gelmemesinin başka sebepleri de var, şimdi onu açıklayacağım zaten videonun geri kalan kısmında. Bu arada videonun başında söylemedim ama kamera kalitesi için gerçekten özür dilerim. Evdeki tırt bir yani İstanbul'da kalan tırt bir webcam'i kullanıyorum. Öyle yani, onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim asıl konuya. Videonun başında son video falan demiştim. Evet, bu belki de benden izleyebileceğiniz son video olabilir. Öyle bir şeyimiz var, olayımız var. Neden? Birçok sebebi var yani. Yani evet, internetim olmaması şu anda, ne zaman geleceğine dair en ufak bir fikrimin olmaması da bir etken. Onun dışında en büyük etkenlerden biri artık yani yaptığım şeyden memnun değilim. Yani istediğim gibi yapamıyorum. Bundan 4 yıl önce başladığım zaman sevdiğim şeyleri, oyunları oynayarak başlamıştım. Ancak öyle bir duruma geldik ki şu an benim sevdiğim oyunlara küfreder haldesiniz. Hani sonucunu görüyorsunuz. Yani içerik de üretecek şeyim kalmadı artık 4-4,5 yıldan sonra. Hani aynı şeyleri yapmamı bekliyorsunuz benden, ben aynı şeyleri yapamıyorum ama. Çünkü yani aradan asırlar geçti, değiştim mi? Evet.
Ama yapılabilecek bir şey yok bu konuda. Yani bilmiyorum, belki uzun bir ara olabilir. Belki yani Allah'ım, saçım ne kadar berbat. İzmir'e gitmeden önce bile saçımı kestireyim. Neyse. yani uzun bir ara olabilir. Ya da yani geri dönmeyebilirim hiç. Belki yani arada. Yani internetim olduğu zaman belki, hani ne bileyim. Yani yayın yapabilecek internetim olduğu zaman hani yayın yaparım belki. Onun dışında yani şu an sizin benden beklediğiniz içeriği, video şeyini üretecek yani şeyim kalmadı. Allah'ım lanet olsun bu saça. Bakar mısın şuna? Bir şey anlatmaya çalışıyorum şurada doğru düzgün. Neyse. Yani sizin benden beklediğiniz video türünü, şeklini artık yani üretecek halde değilim. Kendi yapmak istediğim şeyler var. Hayatımda odaklanmam gereken başka şeyler var. Üniversiteyi yaklaşık yani 3 yıl geciktirdim. Üniversiteye odaklanmam lazım artık. Yapmak istediğim yığınla şey var. YouTube'da hala bir içerik üretmek istiyorum ama bu kanalda olur mu? Ayrı bir kanal mı açarım? Yani bu kanalda gördüğünüz içeriği artık yapmak istemiyorum. Hani oyunu açıp oyunu oyna üstüne konuş, hani 4 yıl boyunca yaptım. Ve ben sıkıldım, hani bilmiyorum size ama ben sıkıldım bu içeriği üretmekten. Yapmak istediğim çok fazla şey var. Yani YouTube'dan önce şöyle diyeyim, yani YouTube'dan önce ben sürekli bir şey üretim, yani bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Bir şeyler üretiyordum, üretmeye çalışıyordum. Kötü ya da iyi, hani bir şeyler yapıyordum sürekli. Ama YouTube'a başladığımdan beri yani hep aynı şeyi yapmaya başladım. Tüm odak noktam da o olunca yani sonuç olarak buraya geldim. Hani yani anlayacağınız üzere hani YouTube beni çürüttü hani biraz. Evet, YouTube benim eski yaratıcılığımı ağzına etti maalesef. Hani istediğim içeriği üretemememle de alakalı. Bu, eğer sürekli yeni bir şeyler üretseydim belki, suç biraz da bende, siz sevdiğiniz için ben aynı şeyi ürettim. Keşke bu gelişimde, hani bu kanalın gelişiminde, bu daha birinci yılımızda, ikinci yılımızda falan sürekli yeni bir şeyler üretseydim belki de bu halde olmazdı. Yani en azından sizden yeni bir şeyler açık olduğunuzu bilirdim ama ben 2,5-3 yıl boyunca aynı oyunun videosunu çektiğimden dolayı hani size de suç atamıyorum. Suç biraz da bende, hani yapılabilecek bir şey yok. Uzun lafın kısası yani YouTube'a hani bırakıyorum da demek istemiyorum, ara veriyorum da demek istiyorum çünkü ne olacağını ben de bilmiyorum. Ama yani uzun bir süre bu kanalda bir şey göremezsiniz, hani video, bir etkinlik. Yani şaşırmayın. Yani hani bu onun duyurusu gibi bir şey olsun, hani bir nevi bitti gibi bir şey, hani yolun sonu mu bilmiyorum. Belki başka bir kanalla başka bir yerde, ya da bilmiyorum ne olur, bilmiyorum gerçekten. Ama yani şu an bunu duyurmak istedim. Bir süre kanalda hani içerik olmayacağını, bir şey gelmeyeceğini hani sadece söylemek istedim sizlere. Bir de oyun gezerin ekim sayısını alın. Belki güzel inceleme yazıyorumdur hani. Okursanız. Her neyse arkadaşlar, bana her zaman gibi Twitter'dan, Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Eskefem şu sıralar kullanıyorum. Aktif. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Onun dışında yani öyle. Kendinize iyi bakın. Ben yokken gidin, ne bileyim. Derin yeni bir şeyler yapıyor kanalda. Onu izleyin. Dost abinin
incelemelerine falan izleyin. Başka kimin reklamını yapayım gitmeden? Gerek yok herhalde. Zaten benim zamanımda reklamını yaptığım, benim daha fazla abonem olduğu zamanlar vardı. Hey gidi bak şimdi düşünüyorum da. Tuna abiden falan daha fazla abonem olduğu günler. Bırak. Onu da reklamını yapmaya gerek yok artık. Yaptık yapacağımız kadar. Neyse arkadaşlar. Benden bu kadar. Dediğim gibi gidin derine destek olun biraz. Yeni bir şeyler yapıyor kanalda uzun bir aradan sonra. Gidin canlı yayınlar falan da yapıyor. Onu da izleyin. Canlı yayınlarına gidin. Yeni videolarını izleyin derine. Yeni konseptine bakın bir beğenecek misiniz? Benim hoşuma gitti şahsen. Bizim Egan da oyuncu da yapmaya çalıştığımız şeyi büyük ihtimal daha başarılı bir şekilde yapacak. Dost abim zaten biliyorsunuz güzel incelemeleri var, süper incelemeleri var diyecektim. Tarafsız yaklaşayım dedim, güzel incelemeleri var diyeyim. Bu kadar yani. Benden bu kadar. Belki bir yerde görüşürüz, yolda falan görürseniz beni, ne bileyim bir alışveriş merkezinde yolda yürürken falan görürseniz selam vermeyi unutmayın. Yani bir arkadaşım dostum görmüş gibi size sarılır ederim yani program değil. Görüşürüz. YouTube dışında bir yerde. Hoşça kalın.